Asgari ücret 8500 oldu. Vatandaş ne düşünüyor? Çok şey düşünüyor. Ne düşünüyorsun? Sigara da içiyorsun. Peynir kaç para? Efendim? Peynir kaç para? Peynir. Kaç para? 150 arası. Kaç paraydı 2 yıl önce? 30.500. Kaç paraya çıkmış? Kaç katına çıkmış? %400 falan. 5 katına çıkmış. Evet. Sonuç? Efendim, sigarayı kaç alıyordunuz? Kaçmış. Sonuca gel. Evet. Ne olmuş? Paran artmış mı? Paran artmış mı? Artmamış. Evet. Ama sen paran arttığını düşünüyorsun. Yani şimdi asgari ücret istersen 50 milyara çıkar. Çıkar. Ne işe yarayacak? Ne kadar bu? Ne kadara giyiyorsun, ne kadara giyiyordun? Ne kadara giyiyorsun, ne kadara giyiyordun? Ya bırak, dışarı giyip çıkıp kahve içiyorsun. İçiyorsun. Lüks diyorlar. Bence lüks değil, ihtiyaç. Kaç para içiyordun, kaç para içiyorsun? Ya herkesin kendine göre ihtiyaç. Ha, ihtiyaçlar sabit kalır, maaş artar, okey. Şimdi senin ev alma hayalin var mı? Araba alma hayalin var mı? Ev alabilir misin? Ev alabilir misin? Örneğin sen kaç para alıyorsun? Kaç para maaş alıyorsun? Diyelim 10 milyar alıyorsun. Atıyorum evler 400-500'dü. Şu an evler kaç para? Alabilir misin? Öyle bir hayalin kaldı mı? Bankaya git, kredi iste, bakayım veriyorlar mı? Ya konuşacak bir şey yok, boşver. Sigaraya da yorum yazacaklar. Geçinemiyorum diyorsun ama sigara içiyor yazacaklar. Sigara içeceğim. Evet. Kahve de içeceğim. Hiçbir şey lüks değil. İnsanın yaşaması 2023'te gezme, tozma, tatil, kahve içme, giyinme, bunların hiçbirisi lüks değil. Sigara da içeceğim, kahve de içeceğim, dışarıda da gezeceğim. Sosyal devlet sistemi zaten bunları sağlamak zorunda, ihtiyaçtır. Benim ihtiyacım bu seni ilgilendirmez. Sen içmeyebilirsin, biriktirirsin paranı. Bu konu değil. Bak ben sigaradan hiç örnek vermem, direkt peynir derim. Herkesin yediği peynir. Yiyemiyor mu? 5 katına çıkmış, asgari ücret kaç katına çıktı? Ya dolar kuruyla hesapla bak bakayım ne oluyor. Ya sevinecek hiçbir şey yok. Yani buna sevinecek, bunun üstüne kalkıp da yok benim param arttı, yok benim şöyle oldu diyecek hiçbir şey yok. Alım gücü düştükçe yarından itibaren tekrardan bu asgari ücrete göre marketler kendini döndürecek. Piyasa tekrardan %50 yukarı vuracak. Sen sadece aldığın maaşı yüksek olduğunu görüp sevineceksin kendi çapında. O kadar. Gerisi hikaye. Yani bu sana hiçbir şey getirmeyecek. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra beyaz yaka falan kalmayacak. Herkes aynı düzeyde maaş alacak. Bu normal mi? Değil. Niye tatil bölgelerinden insanlar kaçmaya çalışıyor, özellikle memurlar? Tatil bölgelerinde rakamları hesaplayın, bakın rakamları çok net ortada. Yani insanlar bunun üstüne kalkıp asgari ücret kaç para olacak? Konu değil ki. Konu asgari ücretin kaç para olacağı değil. Konu senin alacağın tişörtün kaç para oldu. Yani konu senin aldığın tişörtün rakamı önemli. O rakam aşağıda kalır, maaşın artarsa o kadar basit bir denklem ki. Yani televizyon izlemeye falan gerek yok. Beyni olan, azıcık IQ'su olan anlıyor zaten. Senin asgari ücretin belli bir seviyede kalır, önemli değil para. Aldığın malın değeri önemli. Bunu bir anlasa insanlar, şimdi diyorlar fedakarlık. Kimse fedakarlık yapmadı ya. Kimse fedakarlık. Fedakarlık mı? Dolaşsınlar bütün marketleri. Bırak BİM'i A101 bırak. Tarım Kredi Kooperatifi. Devletin görev zararı yazar. Görev zararı denen bir şey var devlette. Zarar yazar. Gidin bakın o markete. BİM A101 değil. Gidin o markete de bakın fiyatlar değişik mi? Daha mı uygun? Hep beraber görelim. Yani bunun üstüne çok konuşacak bir şey yok. Zaten kimsenin de anlamayan değil. Herkes partizan davranıyor. Partiyle de alakası yok bunun. Hani seçim olacak her şey düzelecek diye bir şey de yok. Hiçbir şey düzelmeyecek. Ya umarım bu dolar kuru falan aşağı gelir. Endeksler aşağı iner. Hani dolardır, eurodur falan. Maliyetler aşağı düşer. Bu. Ama 30 liralık mal 150 lira oldu. Yarın 120 lira oldu. Peki ne indi aşağı? Ya başver. Teşekkür ederim. Abi asgari ücret 8500 oldu. Vatandaş ne düşünüyor? Ya şimdi bu hangi kanal? Biz halkın gündemi, vatandaşa soruyoruz. Şimdi ben bir iki tane kelime konuştum, başka evet. Değil. Doları indirirlerse mesela onları ya. Evet. Benzini de onları indirirlerse bir şey olur. Yoksa hiçbir şey olmaz. Tepe takla diyorlar ki enflasyon düşüyor. Nerede düşüyor kardeşim? 200 lira peynirin kilosu. Daha başka bir şey konuşmuyorum. Hangi market olursa olsun. Dünyaya git, hayat pahalı kardeşim. Millet geçinemiyorum. Bu kadar. Ben konuşmuyorum ben. Tamam. Dolar düşerse onları ya. Benzini de onları ya düşürürlerse... Tamam, ucuzluk oluyorsa olmaz kardeşim bu memlekette. Biz ya yaşlandık gidiyoruz. Her gün bu Türkiye kötüye gidiyor. Bu